Ali! Kalk, kalk hadi uyan, kalk, kalk! Ofsayt değil be Hakem abicim, gol oldu, gol! Olmadı! Hakkımızı yeme be abicim, ofsayt yok orada ya! Kırmızı, kırmızı kart göstermesene bana! Beni oyundan atamazsınız canım, atamazsınız! Seni oyundan atamam ama kalkmazsan yataktan atacağım şimdi seni! Kalk be! Gol! Gol oldu! Olmadı, gol! Olmadı. Kalk diyorum, hadi uyan! İş buldum demedin mi? Güneş doğdu mu? Doğdu. Sen işine gidiyor musun? Gidiyorum. Herkes işine gidiyor mu? Herkes işine gidiyor. Herkese hayırlı işler. Allah! Ne oldu gene ya? Faul yaptın. Aa! Yatmak yok. Hadi işine. İş buldum demedin mi bana? Aa! İş ya. Öyle ya. Buldum. Ama daha çok erken Halim abi. Şu rüyamı bitireyim hemen geliyorum. Halim abi! Halim abi, ya ne yapıyorsun Halim abi ya? Yorgan gitti, uyku bitti. Ben kahveyi açmaya gidiyorum, anladın mı? Maç yarım kaldı. Sonra ne olacaktı acaba? Ne haber Ali? Formundasın bugün. Merhaba abi. Merhaba Halim. Hoş geldiniz. Çay oldu mu Halim Bey? Oturun oturun, çay hazır, şimdi getiriyorum. Durumlar nasıl çocuklar? Loto'da 6 takım garanti maçı alır. Bütün gazetelerden sonuçları aldı. Loto'da 5 takımın beraberliğini garanti verir. Bravo çocuklar. Bu hafta sağlamız. Hipodromdan haber geldi. Tüyo sağlam. Bir at daha bulduk mu? Altılı ganyanı götürdük demektir ha. İnşallah. Son koşuya bir at bulun. Aman be, kaçıncı round bu? Neredeyse adamı bu sefer nakavt ediyordum. Uyan be, uyan. Ne sen nakavt oldun be? Halim abi ya, beni böyle çaylı maylı uyandırmasana ya. Yüreğim ağzıma geliyor, baksana. Hay Allah, çayını da döktün. Sana yeni bir çay yapayım da kendine gel. İşine git doğru. Akşama da kovulmadan gel, tamam mı? Ben hiçbir işten kovulmadım ki. Hep şanssızlık oldu. Ne şanssızlığı be. Futbol oynarken kendi kalene gol attın. Boks maçında hakemi nakavt ettin. Oto tamirciliğine girdin. Vites kutusunu ters taktın. Ustan ileri gideceğim diye otomobille tamirhanenin duvarına çıktı. Televizyoncuya girdin. 3 televizyon patlattın. 4. Televizyon ekranının ıslak bezle silinmeyeceğini usta söylemedi ki bana. Musluk tamircisine çırak oldun. Gittiğin evde adam seni karısıyla çırılçıplak yakaladı. Musluk fışkırınca ikimizin de üstü başı ıslanmıştı. Onun için soyunmuştuk Halim abi. Eğer bu işten de kovulursan bir daha seni eve almam. Çünkü nezaket içeri girmeden önce bu kahveyi ve evi bana emanet etti. Sen daha bir kuruş kira bile ödemedin. Yazık kadıncağıza para gönderemedik. Peki bu kahvenin kazancı ne oluyor Halim abi? Burhan ve Kemal'le şirket kurduk. Loto, Toto, At Yarışları Şirketler grubumuz yatırım yapıyor. Az bir sermaye ile büyük bir para kaldıracağız. Nezaket abla neden içeri girmişti? Yabancı müşterinin biri nargile içerken Nezaket'e çimdik atmış. Nezaket bu, kafadan kontak. Tuttuğu gibi nargilenin marpucunu adamın ağzına sokuvermiş.
adamın kaçışını görmeliydiniz. Nezaket bulunmaz bir kadındır. Altın gibi bir kalbi vardır. Çok iyi bir insansınız sayın müdür bey. Sizi özleyeceğiz. Evet, sizi çok özleyeceğiz müdür bey amcacığım. Hayır, beni özlemenizi istemiyorum. Bir daha hapishaneye düşmemeye gayret edin. Artık iyi birer insan olmaya bakın. Aa, biz fena mıyız yani sayın müdür bey? Ya değilsin ama ne bileyim ben biraz... Düpedüz deliyim ben. Aç telefonu, sor tımarhaneye. Gereği yok, halinden belli. Ama artık aklını başına topla bakalım. Aklımı başımda bırakmıyorlar ki. Kendi kendime çıldırmıyorum ya ben. Tamam, anladık. Sana gelince bu ilk hapise girmen. Bir daha yan kesicilik yaparsan cezan ağırlaşır. Tövbeler tövbesi, bir daha yapmam müdür bey amcacığım. Annen baban yok mu senin? Yok. Sana yan kesiciliği kim öğretti bakalım? Aman, sevabını öğretmişler işte. Sen sus. Hadi bakalım, ikinize de geçmiş olsun. Sağ olun müdür bey amcacığım. Allah razı olsun müdür bey. Hadi güle güle. Altılı tamam, bu sefer parayı kaldıracağız. Aa, Allah! Tüh, oyuna daldık gitti. Nezaket hapishaneden çıkıyor. Eğer onu karşılamazsam beni hastaneye yollar sonra. Kemal, alın şu parayı. Kemal sen kuponları yatır. Tamam. Burancığım sen de kahveye bak, olur mu canım? Hadi bana eyvallah. Üzerine bir şey giy, üşütürsün. Haklısın, tamam üşütmem, parfümle şapkamı alırım. Hadi eyvallah çocuk. Rahmetli babanın hatırı için sana son defa yardım ediyorum. Büyük otelin müdürü Murat Bey ile görüştüm. Sana iş verecek. Başlangıçta iyi çalışırsan yükselmek senin elinde. Sağ olun İhsan Bey amcacığım. Sizi utandırmayacağım. Öpeyim. Kaç kere utandırdın. Sonuncu yardımım. Bir daha tabii, bana gelme. Tamam. Gelme. Öpeyim. Tamam, sağ olun tamam, amcacığım. Tamam. Teşekkür ederim. Bir daha öpeyim. Tamam. Nerede kaldı bu be? Yoksa gününü yanlış mı hesapladık abi? Yok. Tas tamam, bugün çıkacak. Yine çalışacak mı acaba? Kızın fikri değişmesin. Eşek gibi çalışacak. Yıllarca baktım. Yedirdim içirdim. İnce sanatkar yaptım. Şimdi çalışıp bana getirecek. Yalvarmış Zeynep abla. Yalvarmış doğru abla. Geliyor işte. Yanında bir kadın. Takip ederiz. Ayrılınca izleriz. Halim gelecekti ama nerede kaldı acaba? Hay hınzır Halim ay. Hadi. Peşimizde iki adam var. Geçerken kırıttın mı yoksa? Yok vallahi abla, yapma böyle şey. Abla kaçalım. Neden kız? Kaçalım. Ellerine düşersem yandım. Kim bunlar kız? Döveriz be. Dövemeyiz. Hadi kaç. Kız. Anlatacağım abla. Bunlar Nezaket'i kovalıyorlar galiba.
Gene bir şey mi yaptı acaba? Müsaadenizle. Teşekkürler. Ne emredersiniz efendim? 10.000 lira bozabilir misiniz? Tabii efendim. Ne yersin abla? Kızı kaçırdık Kadri abi. Burada ayrılacağız Musa. Kızı kim bulursa Balat'taki Ökkeş'in meyhanesine götürecek. Tamam, tamam mı? Kaçan iki kadını mı arıyorsunuz? Evet. İşiniz mi çaldılar? Çaldılar mı abi? Yok canım. Kızı evlendirmek istiyoruz. Elimizden kaçıyor. Aa, öyleyse çabuk olun. Şuradan siyah bir taksiye binip doğru bu tarafa gittiler. Sağ ol abla. Hadi. İşte böyle ablacığım. Küçük yaşta o haydudun eline düştüm. Beni yan kesiciliğe, dolandırıcılığa alıştırdı. Onun yüzünden hapse girdim. Polise şikayet et. Hapise girer, çıkınca da öldürür beni. Alçak. Nereye gitsem ben şimdi? Aa, lafa bak kız. Benim saray yavrusu evimle güne duruyor. Ali ile Halim adında iki kiracım var. Ali biraz başı bozuktur. Ama Halim iyidir. Kahveye o bakıyor. Ha bir de benim kahvem var. Kahveciyim ben. Aklımı oynatınca Halim kahveye geçti. Bugün beni karşılamaya gelecekti ama. Gelecektim. Gelecektim ama biraz geciktim. Halimciğim. Nezaket. Evimi, kahvemi çok özledim be. Biz de seni çok özledik. Ali nasıl? Ne yapıyor? Çalışıyor. Müdür beyle randevum var. Kendisiyle görüşmek istiyorum. Yüzüme bakacağın nerede olduğunu söylesene çabuk. Beyefendiyi müdür beyin yanına götür. Bu taraftan beyefendi. Ben mi geçiyorum hiç? Buyurun. Geçin. Adamlar şimdi seni nerelerde arıyorlar Sema? Onlarla hiç karşılaşmak istemiyorum. Yanımıza gelirsen karşılaşmazsın. Hadi hesabı ver de gidelim. Bende hiç para kalmadı Nezaket. Loto, toto ve altılıya yatırım. Gene mi kumar Halim? Ben kumar oynamıyorum. Sadece yatırım yapıyorum. Hesap bende abla. Paran var mı kız? Yok ama kasada 10.000 liram var. Garson bey hesabı çıkardınız mı? 1.750 lira. Oturduğumuz zaman size bozdurmak için verdiğim 10.000 liradan alın. Siz bana 10.000 lira vermediniz ki. Nasıl vermedim? Aldığınızı unuttunuz galiba. Hayır vermediniz. Ha, bir de hakaret ediyorsun ha? Üstelik 10.000 liramın üzerine oturmak istiyorsun. Ben alnımın teriyle kazandığım paramı kimseye kaptırma. Polis çağırın. Polise gerek yok. Belki de siz parayı verdim sanıyorsunuz. Hayır. Bu garson benden bozdurmak için aldı, size verdi. Para şimdi sizin kasanızda. Peki 10.000 liranın benim kasamda olduğunu nasıl ispat edeceksiniz? Çok kolay. Ben büyük paralarımın numaralarını hep yazarım. Sizin kasanızdaki benim 10.000 liramın numarası ise C61.406. Buyurun bakın. Bakalım. Evet haklısınız. Paranız buradaymış. Unutmuşuz. Size kabalık yaptık. Kusura bakmayın. Hesabımızı kesin. Bu seferlik misafirimiz olun. Lütfen. Öyle olsun bakalım. Gene bekleriz. Hadi gidelim. Sen garsona 10.000 lira vermedin. İkimizin de 5 parası yoktu. Nasıl yaptın bu işi? Ben bir şey bir defa okudum mu ezberlerim. Yandaki masada oturan adamın tabağa koyduğu paranın numarasını okudum. O para kasaya girince artık benim oldu. İşte böyle. Buna düpedüz dolandırıcılık derler. Evet, bu benim mesleğimin bir kolu. Hani müdür beye söz vermişti bir daha yapmayacağına dair? Hayır, yapmayacağım. Ama son bir kere paraya ihtiyacım var. Üstüm başım dökülüyor be abla. Hadi hadi. Aa. Alışmış kudurmuştan beterdir hadi.
Ne zaman çalışmaya başlıyorum müdür bey? Hemen şimdi. Seni yollayan İhsan Bey'in hatırını kıramam. Depoya git, en güzel vale elbisesini versinler sana. Çok teşekkür ederim efendim. Öpeyim. Gidiyorum, düşüyorum, kalkıyorum. Evet efendim. Düzeltiyorum, gidiyorum. Teşekkürler. Dikkat etsenize. Kör müsünüz? Evet görüm. Sizi görmedim. Çok özür dilerim. Göremedim. Karşı kaldırıma geçmek istiyordum. Size yardım edeyim. Gelin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne yapıyor bu kız? Cüzdanı götürüyor. Sağ olun. Gelin canım. Buradan gidebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Buna cüzdan demişler. Bankadan yeni doldu. Yankesçilik bu. İyi bildin. Müdür beye verdiği sözü çiğnedin gitti. Bunu çalmadım, borç aldım. Sonra onu bulur, hepsini geri veririm. Al bunu Nezaket abla. İhtiyacımız var. Yok yok. Gene beni yanında istiyor musun? Tabii istiyorum. Nereye gideceksin? Bana adresini ver, üzerime bir şeyler alıp geleyim. Kız adresi yaz ver. Olur. Hay Allah, kalemi almamış. Kağıt da yok. Tamam, Toto oynamıştım yeni. Bunun üzerinde kahvenin adresi yazılı kızım. Tamam oldu, ben gidiyorum. Bu kızı yanımıza almakla hata ettik galiba. Neden be Halim? Radyasyon gibi görünmeden çarpıveriyor. Nedir bunlar? Sihirbaz otele takıp kaçmış. İdare eşyalarına el koydu. Evet, bu otelde çalışmaya başlıyorum. Müdür bey en güzel elbiseyi giymemi istedi. Ben de bunu giyerim. Buyurun giyin, ben çıkayım. Tabii çıkacaksın. Terbiyesiz. Kıza bak abi. Gene birini çarpmış. Bu sefer elimden kurtulamaz. Sen bekle. Cüzdanınızı çarptırdığınıza üzüldüm beyefendi. O kızdan hiç umulmazdı. Neyse çaldığı para çok önemsiz bir miktar. Leyla Hanım telefon etti. Şarkı provasından sonra sizinle görüşecekmiş. Bursa'dan dönüşünüzü beklemiş. Olur görüşürüz. Bak bugün bir kız gelecekti. Sesini dinleyecektim. Eğer gelirse hemen kulübe alın ve orkestra hazır olsun. Yalnız bu işten Leyla'nın haberi olmaz. Başüstüne efendim. Ben gidip müdürle biraz görüşeyim. Kim bu? Bilmiyorum. Müdür beyle görüşmek istemişti ama... Önemli bir müşteri olmalı. Bendeniz otelin sahibi Suat Davran efendim. Otelimize hoş geldiniz. Aman efendim. Aman öpeyim efendim. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Bendeniz de Ali Çınargil. Oteliniz bir harika. Beğendiğinize sevindim efendim. Beyefendinin her arzusu bir emirdir. Anladınız mı? Gene görüşürüz beyefendi. Müsaadenizle. Aman efendim müsaadenizle ben alayım. Lütfen. Rica ederim.
lütfen. Rica ederim efendim, ne demek ki, sonra görüşürüz tekrar. Aman efendim, size ağırlık olmasın, ben taşıyayım bunu lütfen. Yok efendim, ne demek, size taşıttırır mıyım? Ne demek, ben kendim taşırım. Vallahi billahi bırakmam, benim görevim efendim. Yok efendim, rica ederim, lütfen siz zahmet buyurmayın. Aman ne zahmet olacak efendim, lütfen ölümü görün, ölümü görün. Yok yok, önünüzü görmeyeyim. Şapkam düştü ama yeşil tutun bir Allah. Efendim, lütfen. Ben taşırım, zahmet etmeyin. Aman efendim, ne zahmeti, memnun olun. Bir dakika, şapkamı düştü. Şapkamı alayım. Orada şapkanızı. Peki, aman, şapkamı buldum efendim, taktım. Tekrar görüşmek üzere efendim, müsaadenizle. Aman efendim, müsaadenizle. Bana bir emriniz var mı efendim? Ne demek, size emrim olabilir mi efendim, müsaadenizle. Çok teşekkür ederim. Ben de bir oteli dolaşmak istiyorum efendim. Müsaadenizle tabii, öpeyim efendim. Tekrar rica ederim efendim. Siz buyurun dolaşın müsaadenizle. Teşekkürler. Herhalde Suat Bey'in beklediği hanım sizsiniz. Evet benim. Şöyle buyurun. Kulübe geçin, buyurun. Buyurun. Biz demin içeri giren hanımın arkadaşlarıyız. Hemen orkestraya söyle hazır olsunlar. Ben de Suat Bey'e telefon edeyim, tamam? Hadi. Ah, affedersiniz. Yoksa sizi rahatsız mı ediyorlar? Evet, rica ederim, kurtarın beni şu adamlardan. Siz merak etmeyin, geçin şuraya. İşittiniz ya, hemen toz olun bakalım buradan. Sen tez ol mandrake. Bana mandrake edersin, al sana. Al bakalım. Sen bana. Ne oldu bakalım. De, yürü atımı, gayret atımı. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz bir harikasınız. Teşekkür ederim, arkama atlayın, bırakayım sizi gideceğiniz yere. Tuzun. Susun. Evet, heriflerin keyifleri bozulmadan kaçalım buradan. Merak etmeyin, sizi takdis ediyorum. Yürü çok. Benim adım Ali Çınargil. Ya sizinki? Benimki de Sema Engin. Memnun oldum. Sizi odanıza kadar bırakabilir miyim acaba? Ben otelde kalmıyorum. Bir arkadaşımı görmeye gelmiştim. Tam zamanında geldiniz. Şarkı söylemeniz için sizi bekliyorum. Ay ben şarkı mı söyleyeceğim? Evet, lütfen söyleyeceğim gelin ya, Suat tamam. Bey'i bekletmeyin. Neyse, evet, lütfen, lütfen. Evet tabii Suat Bey'i bekletmeyelim. Ay. Ne şarkısı söyleyeceğim ben? Ne biliyorsan onu söylersin. Biraz İngilizce bir şeyler biliyorum ama olur mu ki burada, bilemiyorum. Şeyi söylersin mesela, kullu mullu bir grup vardı. Anladım, ondan bir şey anladım. Söyle. İngilizce bir şey söylerim. Tamam işte onu söylersin. Ay tamamdır. Bayanlar ve baylar, sayın seyirciler, video, radyo, pick-up ve televizyon seyredip dinleyen izleyiciler. Şimdi de huzurlarınızda engin bir sanatçı, Sema Engin. Hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given. For time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your call and before I wake, could I make the love, cherish the love.
Could I make it through the night? Cherish the love we have. We shall cherish the love we leave. Cherish the love. Cherish the life. Cherish the love. Cherish the love we have. For as long as we both shall be. Tebrikler. Sesiniz çok güzel. Ah, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Öpeyim efendim. Müdür bey. Bu hanımla ilgilenin. Gayet güzel sesi var. Tabii. Kahvemi kumarhane yapmışsınız. Oynatacağınıza oynamışsınız. Hep kaybetmişsiniz. Elde ne var, beş para yok. Çıldıracağım. Aman Allah göstermesin nezaket, ben sensiz ne yaparım sonra? Seni öldürür de öyle tımarhaneye girerim Halimciğim. Ağzından yel alsın. Şu hapishane arkadaşının buraya gelmesi bir bakıma iyi oldu. Kıza doğru yol gösteririz. Evet. Bana bak. Yalnız yan kesici olduğunu Ali dahil kimseye söylemek yok, tamam mı? Tamam. Şu Ali nerede çalışmaya başladı merak ediyorum doğrusu. Bize şampanya mampanya ne bulursan getir. Baş üstüne efendim. Sihirbaz mısınız? Yo, iş adamıyım. İthalat, ihracat falan. Neden sordunuz? Şu kıyafetiniz mandraki gibi de. Onu Amerika'dan almıştım. Dün gece Amerika'daydım. Orada küçük bir bypass geçirdim de. Acele uçağımla gelince üstümdekileri çıkartamadım. Bu otelin sahibi dostumdur. Onu bir ziyaret edeyim demek ki. Ben de üniversiteyi Amerika'da okudum. Babamın gemileri var. Onlarla giderim, gelirim, gittim, geldim, gittim, geldim. Aman, belli olmam. Aman gelin artık. Oh, çok iyi yapmışsınız. Amerika neresi ki canım, şurası. Ben her gün gider gelirim. Oradan araba getirip satıyorum burada. Babamın 7-10 tane otomobili var. Şunu 5'te anlaşır mıyız acaba? Her neyse 4 BMW'si var. 3 tane Cadillac. BMW dedim de yani bilemiyorum. Daha sayamıyorum. Arkadaşınız çok çapkın biri. Kızla dostluğu hemen yoluna koyvermiş. Benim arkadaşım mı dediniz? İşim olmasaydı köşkünüze gelip babanızla tanışırdım. Fakat tüccarlar kulübünde partimiz var. Gitmem gerekiyor. Zararı yok. Bir gün Boğaz'daki yalımıza gelirsiniz. Size kotramla spesiyal bir suppe hazırlarım. Şahane vakit geçiririz. Bunu çok isterdim ama bugünlerde yine Amerika'ya gideceğim galiba. Bana telefonunuzu verin, sizi arayayım. Telefon mu? Telefon ya. Hangi numarayı versem acaba? Yazıhaneye pek uğramam da. Köşke de pek geç giderim. Telefon. Hangi telefon? Telefonla beni bulamazsınız. Size telgraf vereyim. Siz bekarsınız galiba. Evet. Aradığım insanı buluncaya kadar bu böyle sürecek. Müdür bey sizinle görüşmek istiyor efendim. Tabii. Ben şimdi dönerim. Sakın bir yere ayrılmayın. Ayrılırsanız babanızın gemileri batsın. Şirin. Eğer hemen bu otelden defolup gitmezsen polise teslim ederim seni, anladın mı? Evet, beni kovuyorsunuz. Öyle mi gidiyorum? Kimseye görünmeden defol buradan. Tamam, o zaman son dansımız olsun. Lütfen müdür bey. Müdür. Allah müdür. Bunu yanınızdaki bey yolladı. Güzel kız, beni affet. Yanında biraz daha durursam sana aşık olurum. Onun için kaçıyorum.
Sana göre bir insan değilim ben. Kusuruma bakma. Acaba ben sana göre miyim? Sizinle biraz görüşebilir miyiz? Çok acele bir işim var. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Affedersin abi, borcun 5050 lira. 5000 lira versem de 50 lira kalsa olur mu? Olur abi. Peki 50 lira versem 5000 lira kalsa o da olur mu? Üzerime para almayı unutmuşum da sihirbazım işte, bunu beceremiyorum. Ben seni tanıyorum abi, sen otelde sihirbazlık yapıyorsun. Çok teşekkürler. İyi günler abi. Sağ olun. Şükür. Bu ne kıyafet bu hali? Nasıl bir işe girdin sen? Nasıl bir işe girdiğimi ben de bilmiyorum. Politikacı mı oldun yoksa? Yok be ablacığım. Nerede bizde o şans? Geçmiş olsun abla, hoş geldin. Geçmeyecek. Gene çıldıracağım. Ulan bu ne kıyafet ulan? Artist mi oldun yoksa? Hayır estağfurullah abicim. Bu kıyafeti otelde giydirdiler. Sonra da kovuverdiler beni. Gene ne alt karıştırdın? He? Yemedim. Aşık oldum. Aşık. Bir kere de vuruldum kıza. Öldüm. Of yanıyorum. Kız otelde mi çalışıyor? Kız milyarder abla. Babasının gemileri var. Beni bu kıyafetle görünce büyük bir adam zannetti. Boğazdaki yalılarına davet etti. Benim meteliksiz biri olduğumu nereden bilsin? Şöyle bir 100 milyonum olsaydı. Merak etme. Loto, toto, altılı ganyan oynuyoruz. Yüzlerce milyonumuz olacak. Üzülme be Ali. Neyse, ben eve gidiyorum. Şu üstümdekileri bir atayım da anahtarı versene. Bakayım. Hadi hoşça kalın. Haline bakmadan bir de aşık oluyorum şuna. Adresi doğru yazmış mıydı kupona? Yazmaz olur muyum? Ne diyorsun nezaket? Ucunda milyonlar var, milyonlar. İşte geldi kız. Kim aradınız efendim? Beni arıyor, beni. Canım, hoş geldin. İşte geldim abla. Taksi adresi verince beni buraya kadar getirdin. Kız bu ne güzel kıyafet böyle. İdare eder işte. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Halim abi. Adres için verdiğim o toto kuponu yanında mı yok? Tabii. Özür dilerim Halim abi, kaybetmişim. Ziyan yok, canın sağ olsun. Bak ne diyeceğim nezaket. Sen Sema'yı eve götür, yerleşsin. Biz de gelişinizi kutlamak için bir sofra hazırlayalım ha. Burada isterim sofrayı. Emredersin güzelim, emret. Dünyalık durumun iyi gözükmüyordu, ne oldu? Halime güven, gerisini merak etme. O kadar da ölmedik canım. Hadi bekle, partisini alayım. Hafta sonu için Toto'ya, Loto'ya ayırdığımız paraları verin bakalım. Müşterek sermayemizi bu akşam rakıya yatıracağız, anlaşıldı mı? Kendine yeni yuva buldun. Ama ben yapacağımı bilirim. Musa, sen buralarda dolaşıp onu izleyeceksin. Tamam mı? Tamam abi, tamam.
Otelde peşimden daldılar abla. Koridorda üzerime hücum ettiler. Kibar bir bey beni kurtardı. Kimmiş o kibar bey? Sorma abla. Bu kadar şık, bu kadar kibar bir adam olamaz. Üstelik milyarder. Kız yoksa abayı mı yaktın? Evet, çok beğendim. Ama onun yüzü beni pek tutmadı galiba. Bırakıp kaçtı. Vay kerata vay. Öyle deme be abla, çok kibar biri. Çok kibar adam. Ama kibarsa kibar. Sen de öyle her önüne gelene aşık olma. Sana da bu evin bir anahtarını yaptırayım vereyim. Ah canım evim, çok özlemişim. Bu evle kahve bana babamdan kaldı. Rahmetli bunları bırakmasaydı benim gibi deli bir karı sokaklarda sürünür. Ah canım abla. Bak şu iki odada Ali ile Halim kalıyor. Bu odada benim. Sen de benimle kalacaksın. Evini çok beğendim abla. Aa, bak buna sevindim. Hadi gel. Bir daha böyle bir elbise giyersem değiştirecek hiçbir şeyim kalmayacak. Çıplak dolaşacağım. Ali! Ali! Ali dur biraz. Buyur ablacığım. Sana söylemeyi unuttum. Bir misafirimiz var. Kim bu misafir abla? Çok güzel bir kız. Bir görsen bayılırsın. Allah sahibine bağışlasın. Sahibi yok. Belki sana o zengin kızını unutturur. Onu hiçbir kız unutturamaz bana. Ama o kim, ben kim? O gül dalında yonca, ben dağ yolunda gonca. Dağlarından gece geçtim, soğuk sularından içtim. Kader utansın, yürü. Sema, Sema. Gel. Bak bu delikanlı benim oğlum gibidir. Adı da Ali. Memnun oldum. Baba. Daha da baba bir baba. Hadi hadi baba hadi baba. Aferin, bravo. Asıl size bravo. Ne kadar güzel söylüyorsunuz Nezaket abla. İş bulursak düğünlere bile gidiyoruz. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Değil mi Halim? Nerede o eski günler? Senin sahnedeki halin gözümün önüne geldi. Sen şarkıcı mıydın Nezaket abla? Evet, ama o günler çok gerilerde kaldı. Nezaket bizim tiyatronun primadonnasıydı. Sahneye çıktığı zaman adeta etrafına ışık saçar, seyircileri büyülerdi. Senin tiyatron mu vardı Halim abi? Evet, kumpanyası vardı. Kendisi de baş oyuncuydu. Binlerce kişiyi hem ağlatır hem güldürürdü. Hem biliyor musun, Halim tarihi orta oyununun son kavuklusudur. Elini öpmek isterim Halim abi, gerçekten. Olmaz, sen saygınla beni mükafatlandırdın, ben seni öpeyim. Hadi beyler götürelim ya. Hadi. Aa, tamam ama bundan başka geçmek tamam, yok. Tamam. Hadi. Hadi.
Bugünkü hasılatlar patron. Bu yan kesicilerin, bu da dilencilerin. Hasılatlar gittikçe düşüyor. Bu gidişle mali krize gireceğiz. Getirdikleri para kendi boğazlarına bile yetmez. Of of! O kız yanında çalışanların sürüsüne tek başına bedeldi. Ne haber lan Musa? Niye kızın peşini bıraktın? Kız o kadının evine yerleşti. Bir yere gideceği yok abi. Kahvede orkestra kurmuşlar, çalıp oynuyorlar. Çalıp oynuyorlar ha? İnsanın uykusu neden kaçar acaba? Ben cevap vereyim. İnsan çok sevindiği veya çok üzüldüğü zaman uykusu kaçar. Ben üzülüyorum. Sana martaballar attığıma üzülüyorum ve çok utanıyorum. Boş ver. Ben de attım ama tutturamadım. Başka ne yapabilirdim ki? Karşıma bir kız çıkıyor. Dünyanın en güzel, en tatlı kızı. Onu görünce içim böyle hop ediyor, başım dönüyor. Nargile çekmiş gibi oluyor. Ben böyle bir kız mıyım? Öylesin tabii. İnan aklım gitti seni görünce. Parasızlığımı, zilliğimi unuttum sen karşıma çıkınca. Melek misin sen? Cennetten mi geldin? Hapisten çıktım. Olsun. Feleğin sillesini yememiş insan yoktur. Geçer. Unutursun. Mutlu olursun. Çok zor. Niye? Fazla bir şey mi bekliyorsun hayattan? Yok canım. Ufacık bir evim, bir bahçem ve... Ve ne? Hepsi o kadar. Boş ver. Rüya, hepsi kuruntu. Beni de alamaz mısın o rüyanın içine? Olurdu ama başımda dertler var benim. Rahat bırakmayacaklar beni. Sen niçin gireceksin ki o tehlikelere? Senin için. Anla işte. Senin için ölmek gerekirse ölürüm inan. Ama niye? Anla dedim işte. Söyleyemiyorum ben. Sen anla. Anladın mı? Niye ağlıyorsun? Düşünüyorsun evlat. Neler düşünmüyorum ki Halim abi. Durumum çok kötü. İşsizim. Üstelik de aşık oldum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kendine olan güvenini yitirme. Gün doğmadan neler doğar. Her gecenin bir gündüzü vardır. Halim abi. Halim abi. İyi haberlerimiz var. Dün gece kahve önünden geçenler Sema'nın şarkısını duymuşlar. Çok beğenmişler. Ne olacak şimdi? Ne olacağı var mı? Hafiften bir şeyler çalıp söylersek öteki kahveleri müşterileri de bize gelecek. Ya. Tabii gelirler. Millet televizyondan bıkmaya başladı. Gazinolara hasret kaldı. Okuyucu ve müzisyenleri canlı görmek istiyorlar karşılığında. Ya. Haklısın Ali. Çok haklısın. Ali doğru söylüyor çocuklar. Muhakkak bir yenilik yapmamız lazım yani. Maşallah üç ahbap çavuştan hoş geldiniz gidiyor, oturmuş. Ne oldu, ne konuşuyorsunuz gene, ne gülüyorsunuz? Ne konuşacağız? Bu gece tiyatronun perdesini açıyoruz. Oo.
etmek ne hoş. Ağlasak da üzülsek de yüzlerimiz hep gülecek. Müzik dansın coşkusuyla gözlerimiz parlasın hep. Haydi birlikte söyleyelim sizle. Haydi söyleyin. Ah ne güzel bir şey. Ah içten gülmek. Sevgi dolu, dostluk dolu. Haydi neşeyle hep birlikte dans edin siz de bizle. Haydi sevgi dostum güzellikler içimizden ne gelirse hep birlikte eğlenelim canlanalım bu gece biz. Haydi birlikte dans edelim sizle. Dans etmek ne hoş. Anlasak da üzülsek de yüzlerimiz hep gülecek. Müzik dansın coşkusuyla gözlerimiz parlasın hep. Haydi birlikte söyleyelim sizle. Haydi söyleyin. Sevgi dolu, dostluk dolu. Açıldı mı? Bırak oğlan, uğraş. Şarkıyı çok güzel söylediniz. Çok teşekkür ederim. Beğendiğinize çok sevindik Suat Bey. Ben de tekrar karşılaştığımıza sevindim Sayın Ali Çınargil'le. Siz de çok iyiydiniz. Aman efendim, öperim. Yapma Allah aşkına. Otelde de sizi dinlediğim zaman çok beğenmiştim. Konuşmak isterken gittiniz. Bu Toto kuponu sayesinde adresinizi bulabildim mi? Lütfen yarın otele kadar gelin konuşalım. Buyurun Toto kuponunuzu. Bir çayımızı içmez miydiniz beyefendiciğim? Hayır, teşekkür ederim. Yarın bekliyorum. İyi geceler. Güle güle. Kız bu cüzdanı yürüttüğün herif değil mi? Evet be abla. Adam beni tanıyacak diye ödüm patlıyor yahu. Kim bu Narçın Bey Ali? Büyük otelin sahibi Suat Bey. Kulübü için bizim gibi bir topluluk arıyormuş. Sonunda büyük bir iş bulduk Halim abi. Buyur Toto kuponunu Halim abi. Bu Toto tek kolon 13+1 tutturdu. Gözümüz aydın olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Aklım almıyor. Talih kuşu ayağımıza kadar geldi. Kendimizi ağır satalım, kıymetimiz artsın. Acaba gecede kaç para verirler bize? Siz ikiniz yoksunuz. Ne? Bu kahve kapanmayacak. Siz işleteceksiniz. Daha sonra sizleri de yanımıza alırız, tamam mı? Tamam abla, merak etme sen, merak etme. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. E hadi ben de gidiyorum. Ayol dur, ben de geliyorum. Siz de ortalığı toplayın. Çıkarken kapıyı iyi kilitleyin, unutmayın ha, tamam mı? Tamam. Hadi yürü. Götür Halim abi. İyi geceler. Ben şimdiye kadar boşuna iş aramışım. Benim asıl mesleğim müzik. Benim Steve Wonder'dan neyim eksik? Sadece onların milyonları var. Benimse hiçbir şeyim yok. Sen büyük bir sanatkarsın sevgilim. Evet öyleyim. Bunu şimdi anladım. Göreceksin. Çok meşhur olacağım. Para içinde yüzeceğim. Bir de evimiz olacak mı? Ev ne demek? Köşkümüz olacak. Sana otomobiller, kürkler alacağım. Böyle. Ne kadar iyisin. Başka biri olsa ve böyle birdenbire yükselseydi eski sevgilisini bir kenara atardı. Benim gibi büyük bir sanatçı
aşkına asla ihanet edemez sevgilim. Ay. Sanki eski günlerimiz geri gelecekmiş gibi içimde bir his var. O günler geri gelmez Halim. Sadece güzel hatıraları kaldı. Geçen seneler bizi silindir gibi ezdi geçti. Yıprandık, yaşlandık. Olabilir ama kendimi senin yanında oldukça hep o günlerdeki gibi hissedeceğim nezaket. Gene rol yapmaya başladın. Ama burası tiyatro sahnesi değil. Benim için hiç fark etmez. Ha, birlikte söylediğimiz o düeti hatırlıyor musun? Biraz. Ama pembe bir elbise giydiğimi hiç unutmadım. Bütün seyircilerin gözleri senin üzerindeydi. Seni kıskanmıştım. Beni zaten hep kıskandın. Açılan güller gibi yanan, dal bastığı kiraz gibi dudağın. Biraz öpsem tutar mı inadın? Biraz öpsem tutar mı inadın? Yanıma gel söyle nedir adın? Bahçelerde gezelim, olmaz mı be şekerim? Canımsın, cicimsin, gülümsün, ömrümsün, var oldukça benimsin. Canımsın, cicimsin, gülümsün, ömrümsün, var oldukça benimsin. Nezaket, bir gün seni bu dünya sahnesinde bırakıp gidersem üzülür müsün? Hayır, sevinirim. Neden? Benim gibi deli bir karıdan kurtulup rahata kavuştuğun için sevinirim. Sen kovmazsan asla yanından ayrılmayacağım. Ay yeter. Şimdi düşüp bayılacağım. Kantarın topunu kaçırmadan gidip yatalım. İyi geceler. Kart Mecnun. İyi geceler. Kalpsiz Leyla. Daha ne kadar bekleyeceğiz Apap? Haber verdim, geliyorlar. Bana bak, Barış Panço'dan daha fazla para isteriz. Dekorların istediğimiz gibi olmasını şart koşarız. Ay, çok heyecanlandım. Ya düşüp bayılacağım ya çıldıracağım. Ama nezaket ikisini birden yapma, gel. Ne ya? Gidelim canım. Ay vallahi yani çıldıracağım ayol. Tamam Mekke ya, biraz kalınacak sanatçılar değiliz. Yani Halim abi, senin bu işi yani ön ayak olman lazım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aman efendim. Çok özür dilerim, sizi beklettim mi? Özür dilerim. Lütfen buyurun, buyurun. Ben gideyim bari. Siz burada kalın. Ne demek oluyor bu? Suat Bey sadece Sema Hanım'ı çağırdı. Ne yani, biz godoş muyuz? Suat Bey de çok akıllıymış yani, bir dakika çek. Gidemezsin, gene geçen günkü gibi ortalığı karıştırmaya izin vermeyeceğim. Az daha beni rezil edecektin. Canım sen karışmasana, biz kendi isteğimizle gelmedik buraya, öperim he. Dur gel buraya Ali, biraz beklememiz lazım, sabret. Sabırlı ol Ali'cim, hadi gel. Doğru söylüyorsun Halim abi, biz bekleriz. Büyük artistler sona kalır. Evet. Sona kalan dona kalır. Nasıl? Tamam mı? Anlaştık mı? Bilmem, ben arkadaşlarımı da alacaksınız sanmıştım. Hayır, onlar bana yaramaz. Ama size şimdiden gecede 100.000 lira verebilirim. Tabii ününüz arttıkça bu para da artacaktır. 100.000 lirayı her gece mi alacağım? Her gece. Yani ayda 30 × 100, 3 milyon lira. Evet, şimdilik o kadar. Çok iyi para. Buyurun. Sema Hanım'ın arkadaşları gitmediler, bekliyorlar. Bir dakika, hemen geliyorum. Tüh be, bizim gibi artistler böyle bekletilir mi? Haklısın oğlum, yerden göğe kadar haklısın. Sen de öyle dur. Thank you.
Siz beni burada beklemeyin. Benim işim biraz uzun sürecek. Evde buluşuruz, olur mu? Tamam mı Ali'ciğim? Ne yapayım ben? Siz daha ne bekliyorsunuz? Ulan şeytan diyor bu herif. Alayım lan be! Yapma! Şu kontratı imzalar mısınız? Yalnız bir şartım var size. Şartınız nedir? Arkadaşlarımı bir kere dinleyip seyredeceksiniz. Onlara bir şans tanıyın. Sizin hatırınız için olur. Çok teşekkür ederim. Buyurun, size bir miktar avans. Sema Hanım'ı terziye götürün ve kuaförle konuşun. Peki efendim. Bütün bunlar benim mi? Evet, hayırlı olsun. Bu gece cümbüş olmayınca gelen müşteri çay bile içmeden gitti. Altını iki ayağı tutmadı. Kaybettik. Hep kaybediyoruz. Evet. Bu kız için yanılmışım. Çok yazık. Gelmez artık. Ben gelecek diyorum. Niye gelsin be Halim abi? Bol paralı bir iş buldu. Ne yapsın bizim gibi yoksulları? Yüksekten uçan güvercin uçtu gitti. Sen o kızı hiç anlamamışsın be Ali. Gururun kırıldı diye bu kadar kötü düşünme. Belki kız zor duruma düşmüştür. Belki o iki adam peşine düşmüşlerdir. Adamımızdan öğrendim. Kız otelin gece kulübünde şarkı söylemek için kontrat yapmış. Ya çok güzel. Onu hiç ürkütmeyelim. Hele bir çalışmaya başlasın. Sonrasını düşünürüz. Hadi çocuklar kahveyi kapatalım. Bu saatten sonra kimse gelmez artık. Deli karının kahvesine kim gelir zaten? Benim dediğim çıktı. Bülbülümüz geldi. Geç kaldım diye beni merak etmişsinizdir. Tabii merak ederiz. Sen bizim kızımızsın. Suat Bey'le kontrat yaptık. Bana kucak dolusu para verdi. Size de büyük bir sürprizim var. Sen gelmekle büyük sürprizi yaptın kızım. Halim abi, Suat Bey seni ve Nezaket ablayı yarın bir deneyecek. Duydun mu Nezaket? Sen duydunsa ben de duydum. Ali nerede? Sana biraz bozuldu, eve gitti. Bana niye bozuluyor ki? Ben ne yapıyorsam hepimiz için yapıyorum. Genç aşık erkekler biraz alıngan olurlar kızım. Doğruyu eğri görürler. Zengin olduk Halim abi. Gecede 100.000 lira alacakmışım. Bakın size ne hediyeler aldım. Bu senin Halim abi. Sağ ol kızım. Bu Nezaket ablamın. Her ne kadar layık değilse de. Kemal abicim bu senin. Kusura bakma. Burhan abicim seni de unutmadım. Yarım elma gönül alma. Bu da Ali'nin. Hemen eve gidip vereyim ona. Ay ben de geleyim seninle beraber de yolda olanları anlat. Dur bakalım Nezaket, önce şu hediyeleri bir açalım bakalım. Kızımız neler getirmiş değil mi? Hadi ben gidiyorum. Ne yapayım ayol? Bazen kafam çalışmıyor. Ellerin çok tuhaf kokuyor. Çok pahalı yabancı bir koku. Adını unuttum. Beğendin mi? Beğenmedim. Kötü kadınlar gibi kokuyorsun. Ağzını topla. Benden özür dile. Pek mi fena bir şey söyledim küçük hanım? Otelde bizi şalgam gibi ektin. Suat beyefendinin yanına gittin. Şimdi gece yarısı bu kulüpte karşıma çıkmış, senden özür dilememi istiyorsun he? Nereden buldun bütün bunları? Hediye. Hediye değil mi?
O herif verdi değil mi? Peki sen bu pahalı şeyleri almak için ona ne verdin? Bir kelime daha söylersen kafanı kırarım senin, terbiyesiz. Geber inşallah. Pakete bak ya. Kız ne zaten? Sana bayılırım kız. Ben de sana bayılıyorum. Hayır. Ah ne de güzel göz damını var. Ama ne de güzel göz damını var. Beşi birlik ister Osman'a da. Altı kolye ister Osman'a da. Ama sabah olsun oku oku dedeyim. Sabah olsun oku oku dedeyim. Sabahlara dayanamam Osman'a da. Yalancısın inanamam Osman'a da. Ah ne de güzel saçların var. Ama ne de güzel saçların var. Altın tarak ister Osman Agam. Altın tarak ister Osman Agam. Ah sabah olsun oldu oldu dedeyim. Sabah olsun oldu oldu dedeyim. Sabahlara dayanamam Osman Agam. Yalancısın inanamam Osman Agam. Hocam. Ölür mü ne daha her şey lazım. Çok beğendim. Yalnız program dolu olduğu için sizlere ancak 15 gün sonra üvertür olarak iş verebilirim. Sema Hanım, başlayın lütfen. Ali Bey, siz sadece takdimi yapın. Bana bak Halim, ben hiç sahneye üvertür olarak çıkmadım ve çıkmam. Bizim için perde çoktan kapandı. Sen farkında değilsin Nezaket. Evet sayın seyirciler. Şimdi yepyeni bir pırıl pırıl ses huzurlarınızda. Sema Engin. Alkışlarınızla onu sahneye davet ediyorum işte. Kime gülüyorsun sen be? Kime olacak? Sana gülüyorum şekerim. Ayağa kalktı öyle gül. Öyle mi? Eyvah, kadını nakavt edecek. Sen bana sana, gülüyorsun. Vurma, siz karışmayın. Yapmayın canım, vurun canım. Yapmasanız da. Canım vurmayın kıza. Tamam. Ayrılın. Bir dakika. Canım kıza. Kıza vurmasanız da. Ay. Çekil. Sen çekil. Çekil. Sen çekil. Ay vurmayın. Ya kızım al. Al. Bir dakika. Sen ne diyorsun? Çekil.
Bir dakika canım, bir dakika. Hey Müdür Bey, bana bak. Sema Hanım'ın şöyle doluya koymak için bir fotoğrafını çektirin ha. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi. Sen kimsin? Allah! Allah! Kim? Bir dakika! Sema! Öldür onu! Kim? Bu nedir? Bu ne? Bu ne böyle? Bir dakika, sürün! Sen bana güneş, ben seni ben gösteririm ya! Seni yaşlıyordun, sürün ağzını burnunu yap! Bakmayın ben! Bir dakika! Bir dakika, evet! Rocky 55! Rocky 55! Kız yarın işe başlıyor patron. Çok reklamını yapıyorlar. Bizim için çalışıyorlar. Yarın bir de ben gidip şu kızı dinleyeyim ha. Bravo. Nezaket, hadi biz artık seninle eve dönelim ha. Kızı kim getirecek eve? Aman ben ne güne duruyorum canım. Bana bak, öyleyse elini çabuk tut, biri askıntı olmasın kız hadi. Ben varken kimse sokulamaz ona. Yanından geçini bile toz ederim, anladınız mı? Aslanım benim. Cabırıp cabırıp. Aman affedersiniz. Hadi hadi kalkalım, kalk hadi biz gidelim. De gidelim hadi. Hadi. Yoksa bağırırım. Bağırırsan milleti başına toplarsın, her şeyi öğrenirler. Neyi öğrenirler? Çiçekler yollanan bir ses sanatçısının karanlık geçmişini öğrenirler. Ne demek istiyorsun sen be? Hapishane kaçkını sabıkalı bir yan kesici olduğunu gazetelerin ve patron duymasını ister misin? Sen iğrenç bir sürüngensin. Söyle ne istiyorsun benden? Aracımı alıyorum. Alacağını aldın, defol git buradan. Bırakın seni güzelim. Gözünü aç. Şurana bir bıçak yemek istemiyorsan sözümü dinle. Ne istiyorsun benden? Geceleri gelip seni buradan ben alacağım. Seni ve paranı. Yar ağzı olmazsa? Olmaya mecbursun. İçeri giremezsiniz. Sema Hanım soyunuyor. Anahtar dilinden mi gözlüyordun he? Seni sapık seni çekil. Giremezsin dedim. Bana bak, halini hiç beğenmiyorum senin. Miden mi ağrıyor? Fazla konuşursan susturlar adamı. Hazır mısın? Ali daha giyinmedim. Ben şunun arkasına geçer saklanırım. Sen de giyinirsin. Hayır olmaz, sen dışarı çık. Ben şimdi giyinir gelirim. Tamam şurada durayım, gözlerimi kapayayım. Kapa ama hiç açama. Tamam açma. Girin. Gazeteciler resimlerinizi çekmek ve soru sormak istiyorlar. Ah tabii çok güzel. İstediklerinizi sorabilirler. Bu kıyafetle olur mu? Tamam. Sen yoksun Ali. Bir dakika. Çok güzel. Ali sen yoksun diyorum. Bir de böyle alın. Sen yoksun Ali. Ali. Evet, şimdi röportaja otelde devam edelim. Tamam. Tamam, edelim. Buyurun. Sen yoksun Ali. Sen yoksun Ali. Sen yoksun be Ali. Ben zaten ne zaman var oldum ki ya? Tam olayım da bitsin şu iş. Pardon. Üç taş oynuyorum ben. Üç kere içtim. Evet. Hop. Gel yavrum gel. Bunun bu halini böyle ya, ne olmuş buraya? Bilmiyoruz Alev abi, buraya gelirken caddede bulduk. Elektrik direğine sarılmış, seni çok seviyorum diye direği öpüyorum. Ya. Bak.
Şerefim ve sarhoş oldum. Şerefim bastır ulan Ali. Bastır. Götürün bunu eve. Bastır. Ben de geliyorum. Gel yavrum. Gel yavrum gel. Yavaş. Biz gel. Hadi için çıksan. Şimdi Sema'yı kim getirecek? Kim getirecek? Tabii ki ben. Hadi abiciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Seni almaya geldim kızım. Kendisine söyleyeceklerim var da. Bilmem, geç oldu. Yarın görüşürsün saatte. Peki, öyleyse sizi arabamla evinize bırakayım. Buyurun. Bilmem, zahmet olacak. Buyurun. Hadi buyurun. Dilerseniz önce barda bir iki kadeh bir şey içelim. Biraz da konuşalım. Ne dersiniz? Sema artık adı geçen bir sanatkar oldu. Fakir bir evde oturması doğru değil. Ona şık bir apartman katı döşedim. Oraya gitsin. Ne demek istediğinizi biraz daha açık anlatayım. Yanlış anladınız. Sema Hanım o evde yalnız oturacak. Ha, o zaman iş değişir. Onu da kendi bilir. Ben öbür gün Bursa'ya gidiyorum. Sema'yı da oraya beraber götürmek istiyorum. Beni de mi götüreceksiniz? Evet, yeni açılan otelimin kulübünde şarkı söyleyeceksin. Kabul edecek misin kızım? Bilmiyorum. Sema'yı sadece şarkıcı olarak görmüyorsunuz galiba. Sema için çok iyi düşüncelerim var Hacı Bey. Onunla evlenmek istiyorum. Bu kadar iyi ve güzel bir kıza ancak bu söylenebilir. Haklısınız. Ama yine kendi bilir. Ne diyorsun kızım? Suat Bey'e çok teşekkür ederim. Fakat bilemeyeceğim. Hemen cevap istemiyorum. Düşünecek bir günüm var. Geç oldu, gidelim artık. Hadi Sema. İçin al. Ben ayrılmak istemiyorum ki. İç ulan, kafamı tasını attırma benim, iç. Oğlu bak köpek gibi. İç. Cehennem suyu mu bu be? Ne vardı bunun içinde? Kahve, aspirin, karabiber, kırmızı biber, nane, karpuz, biraz da toz var. Şimşek ayılacaksın. Ne ayılması be abi? Patlayacağım. Atom başlıklı füze gibi oldum. Daha beter ol. Sema gelmiş. Nereden geldik acaba? Otelden. Halim almaya gitmişim. Sarhoş herif. Ne işleri var herifin arabasında? Çaktı. Kız elden gidiyor. Hay kere tut olsun. Sana son bir şey daha söylemek istiyorum. Ben hemen gelirim Halim abi. İyi geceler Suat. İyi geceler efendim. Ne oluyor be abla? Halim abi eve girdi. Kız arabada kaldı. Ayvayı yiyor muyuz? Ne oluyoruz? Halim abi, ne oluyor? Sema niye gelmiyor? Suat kızı evlenme teklif etmiş. Apartman tutmuş. Sonra kızı Bursa'ya götürecekmiş. Allah! Yedim ulan o Suat'ı. Yavaş ol. Bırak kendi karar versin. Onun geleceğine karışmaya hakkın yok. Öyle, doğru. Kız karar veremiyor. Dur bakalım, ya gidecek ya bize dönecek. Ben onun kuyruğu o zaman kopacak. Benim kuyruğum koptu bile. Olamaz. Onlardan ayrılamam ben. Beni anla Sema. Sana karşı... Seni anlıyorum, çok iyisin. Ama bilmediğin şeyler var. İsrar etme, kardeş kalalım. Dünyada senden daha iyi bir abi bulunamaz. İyi geceler. İyi geceler sana. Bak, bak kız geliyor. Gitmeyeceğini biliyordum. O benim sevgilim. Şimdi benimle geleceksin. Hayır. Sizinle geliyorum. Kız gitti be. Son dakikada fikrini değiştirdi. Ne? Şimdi yandım işte. Demek beni sevmiyor.
Şimdi ne olacak? Kız o adamla evlenecek gibi gözüküyor. Gene de sevinmeliyiz buna. Sevdiğim kızın başkasıyla evlenmesine mi sevineceğim ya? Yani? Evet. Sema'nın mutlu olmasına sevineceksin. Erkek dediğin bağrını taş basmasını bilmeli. Kendinden önce onu düşünmelisin. Ne diyorsun sen be? Ateşe barut döküyorsun. Halim abi doğru söylüyor. Bırakalım kızı bildiği gibi yapsın. Yok ya. Yoksa artık kızı sevmiyor musun? Sevmek mi? Ölüyor. Burnumun ucu sızlıyor Adnan Hanımcığım. Ne yapacaksın öyleyse? Anlasana be abla. Yazık değil mi öyle bir kıza? Benim gibi çulsuzun biriyle sevişmenin sonu neye varır? Sıkıntı, yokluk ve ömür boyu sürünmek. Nasıl kıyarım ona? Niçin iyi yaşamasın? Niçin kürkler giymesin? Niye otomobillerde gezmesin benim küçük Ceylan? Ya sen ne olacaksın? Bana ne olur ki? O mutlu olsun. Onun karnı tok, sırtı pek olsun yeter bana. Bir kış günü soğuktan donsam bile, şayet o lüks bir arabanın içinde ve kürklere sarılı olarak önümden geçerse, içim ısını verir, inanın. Beni görmesin, bana bakmasa bile. Belki yarın veda etmeye gelir. Sen de... İnşallah gelmez. Yüzünü görmesem daha iyi. Amma yufka yürekliymişsin. Ne yapayım, dayanamam. Bakarsın ayaklarına kapanıp yalvarıverir. İyisi mi hiç gelmez inşallah. Hiç gelmez. Hadi hayırlı olsun bakalım. Geçen hafta altılıyı kimse bulmadı. Bu hafta eğer bir kişi bilirse eşek yükü kadar para alacak. Ben o parayı taşıyacak eşek olmaya razıyım. Halim abi ben iş aramaya gidiyorum. Sen bilirsin evlat. Ha bir dakika. Gitmişken şu altılı kuponunu da yatırıver evlat. Olur abi yatırırım. Dur bir dakika parayı vereyim. Al şunu. Ha paranın yarısını da sen yatırıver olur mu? Bu altılıya sadece ikimiz ortağız. Tamam mı? Tamam. Bakarsın şeytanın bacağını kırıveririz ha. Tamam abici. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Ablacığım ne yapıyorsun böyle? Aa, sen misin Gelin Hanım? Hoş geldin. Ne diyorsun abla? Başıma gelenleri bir bilsen. Bana ne? Yangın var, yangın var. Ben yanıyorum. Hazırlamam lazım. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Çıktığım yere. Kumarhaneye. Ne diyorsun abla? Ne diyorsun abla? Ali nerede? Ne bileyim ben? Ali'nin bekçisi miyim? Şunu da yanıma alayım. Lazım olur doktora. Doktor civanım. Doktor şöyle. Kapıdan bir kez. Oh mis gibi burnuma kan kokuyor. Şey ben gideyim kan, artık. Gidemezsin. Gidemezsin. Anahtarı ver. Ver. Çünkü sevgilin girer evimi soyar. Ver. Bırak çabuk. Bırak çabuk. Oh. Oynayayım ha. Oynayayım mı? Oyna de. Oyna de. Oyna de vururum. Oyna de. Oynayayım ha. Aman hadi kelle, kelle. Gel beni biraz, kelle. Aman hadi kelle. Yavrum Zema. Ali. Rahatsız etmiyorum ya seni. Ne demek ki ben sana dün akşam için... Açıklama yapmana gerek yok. Bugüne bugün yengemizsin. Patronun hanımısın. Hayır Ali dinle bak. Dur be kızım. Çalmadan oynama. Sana kaşının altında gözüm var diyen yok.
Yalnız bizi sipsivri yüzüstü bırakmazsın herhalde, değil mi? Bir şey anlamıyorum. Anla işte. Sen yağlı kuyruğa yanaşacaksın. Biz ötede kemik mi yalayacağız yani? Bize de koklat. Ali ne diyorsun? Ne oldu sana böyle? Evlenecek ve zengin olacaksın. Bu çok iyi. Ama unutma ki müstakbel eniştemiz senin vaktiyle neyin nesi olduğunu bilmiyor. Ya şimdi öğrenirse alır mı seni? Ya demek sonunda sen de. Canım ekmeğine mani olacak değilim mi? Yalnız ara sıra bizi de görüver o kadar. Demek buydu beni aramanın sebebi. Senin de gözün parada öyle mi? Dünya böyle kızım. Senin de ötekilerden farkın yok. Defol, gözüm görmesin seni. Beni tehdit ederek para istiyorsun ha? Uzatmasak iyi olur. Anladık. Ne kadar istiyorsun? Şimdilik ne kadar varsa. Sema içeride mi? Sizi bekliyor. Neyin var Sema? Ne oldu? Söylesene. Yok, yok bir şeyim. Seninle geliyorum. Lütfen götürür müsün beni buradan? İçeri bir adım daha atarsan öldürürüm seni. Gitsin eve. Dinle beni. Kızı rahat bırakacaksın. Bir daha buralarda dolaşmayacaksın. Hadi be salak. Oh. İstediğim para mıydı? Al bakalım. İstediğim bu. Al. Hayır. Yere doy. Paraya doy seni. Herifi iyice benzetmek lazım patron. Herif paralarla birlikte sana bir de oynanmış altılı ganyan bileti bırakmış. Don't you?
don't give up. So hold on to your dreams, 'cause you are young. Sevgili dinleyicilerim, size bir müddet veda edeceğim. Bursa'da yeni açılan Devran Otel'in oradaki dinleyicilerinin kıymetli zamanlarını değerlendirmeye çalışacağım. Sizleri çok özleyeceğim. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Bu iş de böyle biter. Sonra ne olur? Ali de yarın gider. Nereye gideceksin ki? Bilmiyorum. Çok uzaklara belki. Beni buralar açmaz artık. Hadi gidelim. Kız bizi görmesin bari. Bana bugüne kadar katlandığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Benim daima şefkatli Nezaket ablam, altın yürekli Halim abim oldunuz. Kes artık, yoksa gene tımarhaneyi boylayacağım. Seni hiç unutmayacağız Ali. Nereye gidersen mektup yaz, değil mi? Olur. Ben de sizleri hiç unutmayacağım. Hoşça kalın. Oğlum gibi sevmiştim. Hiç olmayacak, olmamış bir oğlum gibi sevmiştim. Elveda sevgili mahallemiz. Elveda arkadaşlar, komşular, çocuklar, bebekler, kediler, köpekler. Hepinize elveda. İki altını, altılıyı tutan tek kişi sizsiniz. Tam 225 milyon veriyor. 225. Ya, aman Allah'ım. Tutun beni. Ölücüm. Beni dinle. Ali. Bakın, bakın, bakın. Ali gitti. Bak. Ali gitti ya. Bak şimdi. Bak şu. Ali. Ben Ali'yi bulmaya gidiyorum. Ah, Ali gider. Bu işte burada biter. Hani ya sen benimdin. Niye döndün sözünden? Nafile oğlum, yalandan neşe olmuyor. Keyfin kaçık senin. Oh. Dur bir dakika abicim. Baksana bana, benim keyfim kaçık mı acaba? Sen kendin bir kaçıksın. Bilemedim be abicim, ben aşığım, aşık. O da bir kaçıklıktır be abi. Seni bilmiş seni. Oh, oh. Ne var Ali abi? Canım, zengin olduk. Çok zengin olduk. Altılı ganyanı tutturduk. Tek biz tutturduk. Altılı ganyanı çok para alacağız. Kaç para alacağız? Çok para, 225 bin oldu. Oh, oh. Tut beni Halim abi, tut. Orayı değil, kayıyı değil, beni tut. Üzülme yavrum. Artık Sema ile evlenebilirsin. Zengin oldun abi. 112,5 milyon senin, 112,5 milyon benim. Allah. Tabii ya. Hadi kupon nerede, kupon? Kupon bende canım, bende kuponu merak etme. Sen kuponu kaybetmişsin. Ben koymuştum ya. Bak nerede? Bana da kuponu kaybedersen parayı bulan alın sonra. Soy beni. Kuponu alın. Soğan olayım. Kuponu bulan, parayı alın. Bir dakika, tamam hatırladım. Çorap cebimde. Ayakkabı. Bir dakika. Ayakkabıların içine bak. Orada dur. Bir dakika. Orada dur. Sandalda dur. Nerede? Çorap. Çorabın içine. Al. Yok. Orada dur. Al. Şimdi hatırladım, tamam. Adama. Sema'yı kovalayan adam vardı ya. Onun ağzına paralarla birlikte, tamam. Şimdi hatırladım. Kendine gel, bayılma. Bayılma. Nasıl bulacağım, tamam. Nasıl bayılma? O adam vardı ya hani. Sema'yı kovalayan adam vardı ya. Ha. Ben paraları o adamın ağzına tıkıyordum. Ha. Onunla birlikte. Tamam dur. Dur, biliyorum onu. Tamam. Balat'la Ökkeş'in ocak başında buluşacaklardı.
Nerede buluşacaklardı abiciğim? Palatla Ökeş'in ocak başında buluşacaklar. Oraya gideceğiz. Çabuk. Doğru oraya. Tamam. Orada yakalayacağız onları. Ve alacağız. Evet, yakalayacağız. Çok haşin olmalıyız. Çok gaddar olmalıyız. Evet. Böylece altılıdan milyonları aldık. Çok zengin oldum be Kadri abi. Kadri abi be, bizi de görecek misin ha? Tabii göreceğim. Sen şimdi Ökkeş'in meyhanesine git, beni bekle. Ben otele uğrayıp bir kızla görüşeceğim. Artık ne yapacaksın onu? Güzeller ne yapılır? Sevilir. Nerede onlar? Bilmiyorum abiler, bilmiyorum. Eğer konuşmazsa seni ocağa uzatıveririm ha. Söyle. Acıyın bana, ne olur acıyın bana. Acımak yok. Ya kebap bulursun ya söylersin. Durun söyleyeyim. Patronu bilmiyorum ama Musa berbere gitti orada. Bebe nerede? Şurada. Şurada nerede? O da orada. Sema Hanım ve Suat Bey Ankara'ya gidiyorlar. Oradan Bursa'ya geçecekler. Şu anda havaalanında uçağa biniyor olmalılar. Gittiler demek. Ama 15 gün sonra geri döner. Konforlu bir oda istiyor. Beni adam akıllı parlatacaksın. Tamam abiciğim. Dekman. Geç bakayım sen şöyle geçiver. Ne yapıyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden? Sana 1 milyon. 10 dakikalığına dükkanımızı bırak. 1 milyon? Dükkan sizin abiler. Dükkan sizin. Ne istiyorsunuz benden? Ne istiyorsunuz? Patronun nerede? Çabuk söyle. O zaman biliyorum. Tamam. Konuş yoksa sabunsuz tıraş ederim ha. Çıldırdınız mı siz? Nerede olduğunu bilmiyorum dedim size. Anlasanız da bilmiyorum. Meyhaneci Ökkes senin sünnetsiz olduğunu söyledi. Sevabını ben yapayım. Elim habildir ha. Yapmayın. Bir dakika söyleyeceğim, bir dakika. Kadri abi kızın yanına gitti. Evet, otele gitti. Otele. Evet. O zaman devam. Devam. Hadi yürü. Üzülme. Resepsiyon memurunu satın aldığın iyi oldu patron. Artık kimse senin bu otelde kaldığını öğrenemez. Bu oteli de ele geçireceğim. Sema benim için şarkı söyleyecek. Şimdi bir güzel banyo yapmak istiyorum. Sen de bana bir şey viski getir. Baş üstüne patron. Hadi bakayım hadi. Hayır, sabahtan beri 10 tane müşteri geldi ama aralarında Kadri diye biri yok. Zaten o isimde biri de Sema Hanım'ı aramadı. Zaten size bir açıklama yapmak zorunda da değilim ben. Sema Hanım Bursa'dan döndüğünde kendisine sorarsınız. Bilmem anlatabildim mi? Sema'nın adı batsın. Kadri'nin izini kaybettik. Kız da para da elden gitti. Kızı bilmem ama Kadri'yi bulacağız. Gelelim abi. Yok, yok abi, bu fal çıkmaz. Olmadı abi. Yok abi yok. Bu bunun üstüne gelseydi belki işte o zaman iyi olacaktı bu fal ama. Ben geldim abla. Hoş geldin be canım. Hoş geldin. Suat Ali'den ayrılamayacağımı söyledim. Anlayış gösterdi. Nerede o? Gel bakayım buraya. Gel. Konuş.
Ondan sonra da kurutma makinesinde kuruturuz canım. Yürü. 45 numarada. Viski istedi demin. Yürü abi. Kim var, kim var? Biskinizi getirdim Pedro. Söyle. Altılı ganyan kuponunu ver. Ne altılı ganyanı? Ne kuponu? Çıldırdınız mı siz be? Bu bizi fazla yoracak anlaşılan. Çıplak ete bıçak saplamaktan çok hoş. Yo, bırakmam. Ben de bayılırım. Allah, altılı ganyan kuponu nerede? Bende kupon falan yok. Senin yıkanmana yardım edelim ha? Yok, başını ben yıkayacağım. Gir banyoya. Çıkar o havluyu. Yapamadım sana. Bana bak. Ben bir güzel kesin. Hadi su yapayım seni ha? Söyle bakayım. Kes şunları. Allah buraya. Paralar gidiyor. Koş, adam kaçtı. Yürü. Gel buraya. Gel. Kaçma. Biz buraya giremeyiz artık. Allah. Eğer bir yakalanırsa en az bir sene hapis yatar. Yahut da tımarhaneye gider. Artık birer içkiyi hak ettik Halim abi. Evet hem de fazlasıyla hak ettik. Hadi gidelim. Karılar adamı amma dövmüşler be abicim. Her yeri şişmiş. Mosmor, bostan patlıcanı gibi olmuş. Ellerine sağlık o kadınların. Abi sen hiç gangsterlik yaptın mı? İş başında Al Capone gibiydin ha. Ben aktörüm Ali. Her rolü oynarım. Nezaket bile kendisine aşık olduğum halde rol yaptığımı sanıyor. Sema da bana rol yapmış. Beni seviyor gözüküyordu ama hepsi yalanmış. Onu çok seviyorum Halim abi. Yıldızlar enar. Allah. Zevk ve yâk ne hoştur. Beni gördüğümü sen de görüyor musun Halim abi? Görüyorum. Sarhoşluklar. Doğru. Çok iyisin ya. Ama hayal bile olsa... Çok güzel be. Söyledin mi Halim abi? Allah Allah. Ben hayal değilim abi. Ben rüya görüyorum galiba. Uyanmalıyım. Beni cimcikle Halim abi. Rüya değilmiş ya. Sema. Sema sen gitmedin mi? Seni çok seviyorum Sema. Ben de seni çok seviyorum. Niye bu kadar içtin Halim? Kederimden artık bardak taştı. 30 senedir sana aşığım. Neden benimle evlenmiyorsun ha? Kabahat bende mi ayol? Sen bana hiç evlenme teklif etmedin ki. Ha? Sahi. Sen haklısın. Şimdi ediyorum. Artık çok zengin bir insanım. Benimle evlenir misin Nezaket? Vallahi kısmetse olur. Sen ne diyorsun Ali? Evlilik kutsaldır. Her erkek ve kadın evlenmelidir. Her yer evlilerle dolmalıdır. Haydi beyler nikaha.